bankalar emekli için promosyon güncellemesi yapıyor. Maaşın iki katına kadar çıktı. Emekli maaşlarına Temmuz ayında %25'lik bir zam yapılarak 12.500 Türk lirası olmuştu. Emeklilere yapılan bu zam sonrası bankalarda promosyon ücretlerini güncellemeye başladı. Adeta bankalar arası promosyon yarışı yapıldığı bu günlerde bazı bankalar promosyon rakamlarını maaşın iki katına kadar çıkardı. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekliler maaş alacakları bankayı nasıl değiştirebilir? İşte detaylar. Temmuz ayında emekli maaşına %25'lik bir zam yapılarak 12.500 Türk lirası olmuştu. 2017 yılında SGK ile bankalar arasında yapılan bir anlaşma doğrultusunda, banka ile 3 yıllık taahhütname imzalayan emekli müşterilerine promosyon sunulmaya başlamıştı. Emekli müşterisine daha fazla sahip olmak isteyen bankalar ise promosyon miktarını ek ödemeler ve avantajlar ile artırarak müşteri sayısında artış sağlamaya devam ediyor. Bankalar adeta emekli müşteri yarışındayken promosyon tutarları ise 24.000 TL'ye kadar çıktı. Posta'nın haberine göre bankası ile olan 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler veya yeni emekli olanlar istedikleri bankaya başvurarak promosyon alabiliyor. Ayrıca daha avantajlı bir banka bulunduğu noktada 3 yılın dolmasına da gerek yok. Sadece maaşını aldığı bankaya bildirimde bulunması yeterli. Bu işlem maaşın taşınacağı bankayla görüşerek veya e-devlet üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilebilir. Ayrıca emekli kaldığı süre içinde aldığı promosyonu korur. Örneğin, Ocak ayında 10.000 lira peşin promosyon alarak 3 yıllık 36 ay sözleşme imzalayan bir emekli, Eylül ayında başka bir bankaya geçmek isterse 8 aylık dönemin promosyonunu 2222 lira almış olacak. Kalan 28 aylık dönemin promosyonu olan 7778 lirayı ise iade edecek. Yeni geçtiği bankadan ise tekrar peşin promosyon alacaktır. Yeni promosyon 12500 lira olursa kazanç 2500 lira, 15000 lira olursa kazanç 5000 lira olacaktır. Dul ve yetimler de başvurabilir. Emeklinin dul ve yetimleri de aldıkları maaşa göre promosyon talebinde bulunabilir. Şu anda 10000 liranın altındaki dul ve yetim maaşlarına ödenen promosyon 5000 lira civarındadır. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, tarafından 3 Temmuz'da açıklanan 6 aylık enflasyon verilerine göre, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin Temmuz ayında alacağı zam oranı %24.73, memurlar ve memur emeklilerinin zam oranı ise enflasyon farkıyla birlikte %19.31 olarak belirlenmişti. Örneğin, daha önce maaşı 15 bin liranın altında olduğu için 8 bin lira promosyon alan bir emekli, maaşı zamla birlikte 15 bin lirayı aştıysa, en az 10 bin lira promosyon alabilecektir. Bu durumda bankayla sözleşmenin güncellenmesi gerekecektir. Ziraat Bankası Halkbank Kamu bankalarından maaş alan emekliler 12 bin liraya varan promosyondan yararlanabiliyor. Maaşlara göre belirlenen tutarlar şöyle. Maaş promosyon 10.000 TL'ye kadar 5.000 Türk Lirası, 10.000 Türk Lirası, 14.999 8.000 Türk Lirası, 15.000 Türk Lirası, 19.999 Türk Lirası, 10.000 Türk Lirası, 20.000 Türk Lirası Türk Lirası ve üzeri 12.000 Türk Lirası. İş Bankası Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK ile yapılan anlaşma çerçevesinde, 31 Aralık 2024 tarihine kadar maaşını taşıyan emekliye 12 bin liraya varan nakit promosyon ödüyor. Banka maaşını taşıyan emeklilere özel ayrıcalıklar tanımlıyor. Yapı Kredi SGK emekli aylığını 3 yıl boyunca yapı krediden alma taahhüdü verenlere maaş tutarına göre 15 bin lira promosyon ödüyor. Buna göre aylık net geliri 10.000 ila 14.999 lira arasında olanlara 10.000 lira, 15.000 lira ila 19.999 lira arasında olanlara 12.500 lira, maaşı 20.000 liranın üzerinde olanlara da 15.000 lira nakit promosyon ödeniyor. Fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve mobil uygulama kullanımında promosyon ek ödemeyle 18.000 liraya kadar çıkıyor. VNG emekli maaşını bankaya taşıyanlara maaş tutarına göre ek koşulsuz 15 bin liraya varan nakit promosyon veriyor. Ayrıca otomatik fatura talimatına 3000 liraya varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18 bin lira varan nakit promosyon imkanı sunuyor QNB Finans Bank 15 bin liraya varan nakit promosyon ve kart finans emekli kredi kartından yıllık 1200 Türk lirası indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan emeklilik promosyonu sunuyor. Türkiye Finans Maaşını taşıyanlar 12 bin liraya varan nakit promosyon alıyor. Ayrıca tanıdık emeklilerin de Türkiye Finans'a gelmesini sağlayanlara toplamda 2500 liraya varan nakit ödül veriliyor. Denizbank maaşını Denizbank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 12 bin liraya varan promosyon veriliyor. Albaraka Emekli maaşını taşıyan emekliler 12 bin liraya varan promosyon ve 4 bin liraya varan ödül kazanma fırsatı yakalıyor. Vakıf Bank Bugün itibarıyla emekliye en yüksek ödemeyi Vakıf Bank sağlıyor maaşını Vakıf Bank'a taşıyan emeklilere 12 bin liraya varan promosyona ek olarak, Vakıf Bank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık bin liraya, 12 ayda 12 bin liraya varan nakit ödeme sağlanıyor. Böylece toplam ödeme 24 bin lirayı buluyor. Kampanya, Vakıf Bank emekli maaş hesabına, ilk emekli maaşının ödendiği ay itibariyle başlayacak ve ilk 12 ay boyunca geçerli olacak. Akbank Bankanın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur veya emekli sandığı emekli maaşını 30 Eylül'e kadar taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt eden emeklilere 15 bin liraya varan promosyon sağlıyor. Banka buna ek olarak 5 yeni otomatik fatura talimatı için fatura başına 500 lira olmak üzere toplam 2500 lira çipi para veriyor. Böylece toplam promosyonu 17.500 liraya çıkarmak mümkün oluyor. Garanti BBVA Banka emeklilere 15.000 liraya varan nakit promosyon sağlıyor. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerli. Banka ayrıca emekliye ücretsiz EFT, Fest hizmeti de sunuyor.